TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Olacak Şeyleri 4 Maddede Yazayım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türk aydınıyla Türk siyaseti çoğu konuda paralel düşünür. Bunun sağı solu yoktur. Bakınız Demirel, bakınız Baykal. Türk aydını Avrupa'nın ortasında başka düşünür ve konuşur. Sanırsın dünya entelektüeli. Ankara'ya dönünce ayarlar güncellenir, İttihat ve Terakki. Bu hal Kahir ekseriyet için böyledir. Filmcisi, gazetecisi, ne bileyim modacısı da böyledir. Büyük çoğunluk. Türkiye özelinde konu ne Atatürk'le başlar ne de onunla biter. Dogmaları reddedin diyenler Kemalizm dogmasını aşamadı. Dogma belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi. Kaynak, Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Bugün Türkiye'de tek adam rejimini değiştirmek isteyen var mıdır? Emin değilim. Rejimi değil, tek adamı kendilerinden biriyle değiştirmek istiyorlar. Gündem ekonomi, sen ne anlatıyorsun demeyin. Tam da bunu anlatıyorum. Ülkedeki savrulmaların nedeni tek adam rejimi. Ne çare, Erdoğan'ı istemeyenler ikiye bölündü. Reis iyi, çevresi kötü diyenler, reis kötü, çevresi iyi diyenler. Şaka değil, Meral Akşener Hazine ve Maliye Bakanı için Lütfü Elvan'ı ekonomik manada dürüst biliriz diye bir cümle kurdu. Ülkenin Sözüm Ona Muhalif gazetesinde TL'nin başına gelenlerin sorumlusu olarak saraydaki ekonomi politikaları kurulu üyeleri ilahiyatçı Servet Bayındır'la Nurettin Canikli gösterildi. Yine Erdoğan'ın hayalleri ülkeyi uçurumun başına getirdi minvalinde yorumlar çıkıyor. Yahu Erdoğan'ın hayali mayali yok, kendi hayatını ve iktidarını sürdürmek derdinde. Madem mevcut siyasiler ve ekonomistler havanda su dövmekle meşgul, olacak şeyleri 4 maddede yazayım. Takip edin. Para basacak. Taş çatlasa TÜİK'in sahte enflasyonu kadar ücret zammı verecek. Bankalardaki döviz cinsinden mevduatı belli bir kurdan TL'ye çevirecek. Dışa açık serbest piyasa ekonomisini sonlandıracak. Şeker, yağ, un. Marketlerde satış kotası uygulandığı için bozulanlar var. Bizim insanımız kıtlığı yaşamadığı için ne olduğunu bilmiyor. Hayati ihtiyaç maddelerinin yokluğu ne anarşi ne de terörle tarif edilir. Kendi düşen ağlamaz, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.